Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Kiracı mısınız? Kiracıyız. O genellikle %100 daha çok zam yapıyorlar, şey yapıyorlar. Fahiş kira artışına karşın geçen sene hükümet %80'i aşan enflasyon oranına rağmen enflasyonun kat ve kat altında %25 oranında kira artışı sınırı getirdi. Yapamadı, yanıma aldım ben onu. Şu anda benim yanımda. Ödemezsin diye ne yapayım, mecbur katlanıyoruz yani. Bir tane de bekarım var ama ne yapabilirim? Mecbur ödeyemiyoruz. Fakat neredeyse hiçbir ev sahibi %25 sınırına uymadı. Kiraya enflasyonun da üzerinde %300'leri aşan oranda zam yapıldı. Kira fiyatları asgari ücrete dayandı. Uymuyorlar. Benim hani kiram çevreye göre biraz daha iyi ama şey var. Çevrede 10 bin liraya kiraya verilenler var. Sonra bir de hani dayatmayla çıksınlar ki. Yani çıksınlar ki daha fazla kiraya verelim diyenler var. Sorumlu olmadı. Ne eskiden bir standart vardı. Yani kira %10, %20 artırdı. Şu anda keyfi. Vallahi pek de uyan yok. %99 uyan yok yani. Yani kesinlikle uyan yok yani. O bir kere şey. Fahiş kira zamları eve olmayan kiracıları mağdur etti. Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geldi. Devlet tamam kanunu yasayı koyuyor ama uygulayan yok, öyle diyebilirim yani. Evet, biraz herkesin vicdanıyla davranması gerekiyor. Hükümet Temmuz ayında sona erecek olan %25'lik kira sınırı şartını şimdi yeniden uzatmaya hazırlanıyor. Sadece yasak değil, aynı zamanda bunun bir yaptırıma bağlanması son derece önemli. Yeni dönemde bunun yaptırıma bağlayarak bu konudaki şeyi etkin bir şekilde uygulayacağız. Kira artış sınırına uymayanlara da ağır yaptırımlar gelecek. Adalet Bakanı aralarında hapis cezası da dahil olmak üzere adli ve idari ceza kesilmesi için düzenleme yaptıklarını duyurdu. Biz 3 alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir, idari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur. O ayrı bir kanunda düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir. Bu konuda bir adım atacağımızı aziz milletimizin bilmesinde fayda. %25'lik kira artışı sınırına ev sahipleri tepkili. Neredeyse her şeyin fiyatının 2-3 kat arttığını dile getiren ev sahipleri kira artışının yetersiz olacağı kanısında. Yok canım, yok, kim uyuyor ya maalesef. Allah yardım etsin kiracılara. Yani olmayan için, kiracılar için şey tabii olumlu ama işte öbür taraf için o da sıkıntı. Şimdi adamın 3 milyonluk evi var, eski kiracısı 1,5'tan oturuyor. Ne yapacak şimdi bu adam? 7-8 yapsa kiracıya yazık. O kişi ne yapacak? Adam zaten 10 bin lira, 8,5 işte şunuyla bununla 10 bin lira para alıyor. 6 bin lirasını kiraya verdiği zaman faturası falan filan, çocuk dokunuyorsa. Sıkıntı büyük oluyor tabii.